Zamanı TV'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yine ilginç bir hikayeyle karşınızdayız. İlginç hikayemizin adı Cengiz Kırbaç. Sayın Kırbaç, 2 aydır kendisinin ölü olduğunu ve nefes almadığını iddia ediyor. Evet, yanlış duymadınız sayın seyirciler. Cengiz Kırbaç kendisinin ölü olduğunu iddia ediyor. Haber bulma ve koklama yeteneği üst düzey olan Acar muhabirimiz Mümin Spidi, Cengiz Kırbaç olayını, tüm gerçekliğini aktarmak üzere biraz sonra yayında. Mümin, beni duyabiliyor musun? Evet Mümin, sendeyiz. Evet Bekir, şu an 2 ay önce öldüğünü iddia eden Cengiz Kırbaç'ın yanındayım. Son yıllarda karşımıza çıkan en ilginç ölüm vakalarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bekir, 1,5 haftalık habercilik hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İstersen sözü fazla uzatmayayım ve mikrofonu Cengiz Kırbaç'a uzatayım. Cengiz, merhaba. Merhaba. Cengiz, çok ilginç bir iddia ortaya atarak gündemi sarstın. Bize ölüm hikayenden bahseder misin? Daha doğrusu öldüğünü nasıl anladın? Öncelikle ben basın mensubu arkadaşlarıma çok kırgınım. Darılmaca, gücenmece yok. Ben 2 hafta önce öldüm. Cenaze işlemlerimi yaptırdım. Defineyi yaptırdım. Mevlüt okuttum. Helvamı yedim. İnternete, gazeteye haberler verdim öldüm diye. Ancak gazetenin hiçbir 3. sayfasında ölümümle ilgili bir haber görmedim. Yani haber olması için illa gazı döküp kendimizi yakalım mı? 37 yerinden bıçaklanalım mı yani? Anlamadım ki. Bilmiyorsanız yapmayın bu işi kardeşim. Ama Cengiz, şimdi ama yani öyle... Ya kardeşim, ben yorum yapma bana. Sorularını çabuk sor, daha Yasin-i Şerif okutacağım. Hadi. Peki Cengiz, yani öldüğünü nasıl anladın? Anlatır mısın bize? Öldüğümün akşamı çiğ köfteyi fazla kaçırmışım. Göbeğim adeta bir başkaldırı tangosuyla bedenimden bağımsız hareket ediyordu. Ondan sonra içim geçmiş, uyuyakalmış. Acılı mıydı? Ne? Çiğ köfte. Ulan Urfalı'yla konuşurken 2 kere düşün, aklını alırlar adamı. Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra o sabah kalkamadım yataktan. Ayak serçe parmağımın da soğumasıyla böyle bir şeylik hissettim, bir serinlik hissettim. Daha sonra o soğuma ahiz tendromlarıma doğru hızla ilerlemeye başladı. Daha sonra her yerimi sardı, bir buz hissi uyandı bende. Adeta Sibirya'ydım ama kürküm yoktu. Ondan sonra ne oldu? Bıngıldağımın da soğumasıyla beyin ölümü gerçekleşti. Daha sonra Allah rahmet eylesin, iyi adamdım ben. Peki daha sonra ne oldu Cengiz? Sonra hanıma gittim, dedim hanım hakkını helal et dedim. Cengo dedi, evde dedi tuz bitti dedi bana. Hanımın sana Cengo mu diyor? Lan aile işleri seni ilgilendirmez lan. Peki sonra ne oldu, anlatır mısın? Sonra ne oldu? Kürekçi sahaya gittim, 2 adet kürek aldım. Bahçeyi kazdım. Artık yapacak bir şey yok, hanıma dedim at küreği kumul toprağa üstüme. Ben dedim öldüm dedim yani, at küreği. Bana böyle bakıyor. Ne bakıyorsun la dedim aval aval. Kare dedim, at üstüme dedim, korktu kaçtı gitti kan. Ya. Peki Cengiz, yani hayatında ne değişti öldükten sonra? Valla sigarayı bıraktım bir kere. İyi giderdi bir öldükten sonra. Yok, heyecanı kalmadı. Ondan sonra yemeği içmeyi de bıraktım. Başka bir şey yok, böyle yaşıyoruz, yaşamıyoruz ya, ölüm. Peki bir hastaneye gittin mi, bir doktora, psikiyatra falan? Ne gideceğim la psikiyatra? Ölmedin diyecekler, hap verecekler. Ben bilmez miyim onları? Yani ölüye saygı kalmamış kardeşim ya. Hanım kaçtı gitti. Çocuklar kaçtı gitti. Kedim var 2 tane. Mırnavla minnoş. Onlar kaçtı gitti. Ölmüşüm. Toprak dökenim yok. Ölmüşüm. Ağlayanım yok. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bir dakika. Hani ölünce insan değerliydi ha? Hani değerliydi insan, hani zengin oluyordu. Hiçbir şey olduğu yok. Hani nerede? Cenaze törenim... cenaze namazı bile kılınmadı, törenim bile yapılmadı ya. İmama gittim, hoca efendi dedim, öldüm dedim, dalga geçti la bende. O koskoca hoca kahkahalarla gülüyor karşımda. Kahveye gidiyorum, ooo Casper Cengiz hoş geldin diyorlar ya. Böyle ölüm olmaz olsun ya. Peki Cengiz, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Vallahi şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yerleşmeyi düşünüyorum. 2 tane siyahi arkadaşla tanıştım ben burada. Saat satıyorlardı. Halden anlayan insanlar, saf temiz insanlar.
Demokratik Kongo kapılarını bana açtı. Bundan sonra oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Peki Cengiz, yani insanlar seni böyle görünce tepki vermiyorlar mı? Korkmuyorlar mı? Ne korkacaklar la benden? Ölüden zarar gelir mi adama? Diriden zarar gelir adama. Diriden, diriden. Ölüden hiçbir şey olmaz. Hadi bir Fatiha oku bana koçum. Hadi. Anlamadım. Hadi bir Fatiha oku ya. Azap çekiyorum burada. 2 saattir röportaj yapıyorum. Bir Fatiha'ya hak ettim ya. Tamam Cengiz, okuyacağım. Yaşa Spidi. Söz. Evet Bekir. Olay bundan ibaret. Sözü uzatayım dedim ama aklıma bir şey gelmedi. Söz stüdyoda. Teşekkürler Mümin. Gayet ilginç. Zamane TV ailesi olarak sanırım bizim de elimizden Cengiz Kırbaç'a Allah'tan rahmet dilemekten başka bir şey gelmiyor. Valla Allah taksiratını affetsin. Ailesine sabırlar diliyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Farklı konular, farklı haberlerle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.